alışık değiliz aslında ülkemizde bu tip hem yatırımları görmeye hem açılımları görmeye. Onun için sağ olsun bana sormadan enteresan geçecek bir tur. Onun için ben düşünüyorum enteresan ne söyleyeyim size ama var bir iki tane şey hakkında söyleyeyim. Tamam. O da şu, gerçekten biliyorsunuz yakında üniversitesi kurucu rektörümüz Dr. Fuat Günsel'in aldığı bir inisiyatifle sağlığın bütün halkalarında hizmet vermek istiyor. Yani Türkçesi biz burada 16 fakültenin 5 tanesini sağlık bilimlerine ayırmışız. Yani düşünün tıp fakültesi, eczacılık fakültesi, diş hekimliği fakültesi, sağlık bilimleri ve veteriner fakültesi. Hepinize hastanemize hoş geldiniz demek istiyorum. Yakında Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ni. Tabii Sayın Savaşan çok yani önemli bir konuya parmak bastı. Bu veteriner halk sağlığı dediğimiz olaydır. Büyükbaş hayvanlardan, kanatlı hayvanlardan et, süt, yumurta yoluyla ya da direkt olarak hayvanla temas sonucu insanlara geçen hastalıklar ki adada maalesef olmaması gereken birkaç hastalık ki başında Brusella geliyor kendisinin değindiği halen çok yüksek oranda olması bile problem olmaya zaman zaman problem yaratmaya devam ediyor. Tabii bizim fakülte olarak bu işin uzmanları, erbapları olarak amaçlarımızdan birisi de yani eğitimin yanı sıra yaşadığımız topluma da katkı sağlamak elbette. Burada anlatayım sonra arkadaki meydana geçiş yapalım. Muayene odalarımızın hepsinde aynı ekipmanlar bulunmakta. İşte muayene masalarımız ve muayene masasının başındaki hasta başı ekipmanıyla birlikte ilk muayenede gerekli olan tüm işlemler burada yapılıyor. Birçok bilimi yani bize bu tedavide yardımcı olacak tüm bilimleri bu meydana yakın ve iç içe yapmaya çalıştık. Yine hastalarımız bizde kalması gerekiyorsa bu süreçte tedavileri sürecinde burada kafeslerimiz var. Özel işlemler için, özel organlar için tasarladık bu muayene odasını. Nedir bu özel organlar? Gördüğünüz üzere bir diş ünitemiz var. Dişle ilgili her türlü işlem burada yapılabiliyor. Yine arkada gördüğünüz cihazlarla birlikte diş taşı temizlikleri, köpeklerde büyük sıkıntı yaratıyor belli bir yaştan sonra. Diş taşı temizliği yapılabiliyor. Yine buradaki bu alet sayesinde bu göz muayenesinde kullanılan özel bir cihaz. Gözün tüm katmanları en arka katmana kadar ayrı ayrı muayene edilebiliyor, incelenebiliyor. Bir farklı muayene cihazı, şu elimde gördüğümüz video otoskop dediğim bir şey. Kulak muayenelerinde kullanıyoruz bunu. Özellikle köpeklerde kulak yolu çok uzun ve şekilli olduğu için dıştan bakarak bunu muayene etmek çok zordur. Bu video otoskop sayesinde direkt ekranda şu an mesela elim bir kulak yolu gibi görünürse bu şekilde kulak yolunun her kısmı gelebilirsiniz içeriye. Her kısmı görüntü olarak ekranda incelenebiliyor. Basit dediğimiz yer sadece yani bir diğer tarafta bunun üstüne eklediğimiz cihazlar var. O yüzden orası merkez diye geçti. Bu ameliyathanede de şu an insan hekimliğinde kullanılan gaz anestezi cihazımız var ki bu izofluran, sevofluran dediğimiz gaz anestezileri bugün insan ameliyatlarında kullanılan dünyanın en güvenli anestezi anestezikleridir ve anestezi cihazıdır. Çok küçük ama yani çalışması çok hassas olan alanlarda operasyon yapabilmek amacıyla bu mikroskop alındı ve o mikroskop altında saç telinden daha ince ipliklerle dikişler atılıyor, ameliyatlar yapılıyor. Bu ameliyatları yapabilecek hocalarımız da buralarda mevcut. Evet, dün bir göz operasyonu gerçekleştirildi. Yarın da tabut edilecek. Bugün sabah operasyonu gerçekleştirildi. Ayılma aşaması. Ayılma. Yakaladı denir ona. Hareketi engellemek için tabii. İçeridekilerden. Evet, öncelikle bizi ağırladığınız için ve böyle muhteşem bir hastaneyi bize gezdirdiğiniz için sizlere teşekkür ederiz ve kurucu rektörümüz Suat hocamıza da böyle muhteşem bir yatırımı adamıza yaptığı için tekrardan teşekkür ederiz kendisine. Bu hastane gerçekten hem insan sağlığı yani gezdik gördük gerçekten çok muhteşem bir yatırım yapılmış burada. Bu gerçekten insanın hastalığı için çok önemli. Hayvanlarımız için de burada getirip de burada tedavi ettirebileceğiniz çok güvenli bir muayene ve hastane. Çok teşekkür ederiz böyle bir imkanı bize sunduğunuz için. Hocalarımız sağ olun.
Hocam size de teşekkür ederim. Tüm Yakın Doğu ailesine de teşekkür ediyoruz. Biz daha önce tabii ki hastaneyi de gezmiştik. Tekrardan burayı da gezdik. Yani Yakın Doğu'nun muhteşem yatırımları diyelim, bitmek bilmiyor. İnşallah tabii ki bunlar devam eder. Bu bizi gerçekten bu memlekette daha güvenli kılıyor aslında bunlar bizi. Ve gurur da duyuyoruz. Biz bunları gelen turistlere de her bir şekilde aktarmak için elimizden geleni yapacağız.